Önce metalebi güzel çizdi. Sonra büktü. Sonra havai fişek kıvılcımları çıkarttı. Biraz daha çıkarttı. Sanırım 45 derece kolay olmuyor. Sonra adını bilmediğim bazı işler yaptı. Metali önce yaktı. Sonra dövdü. Çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra bize verdi. Ve bu işlemlerle Barış'ın gözlerindeki mutluluğun sebebi oldu. Soba penceresindeki deliği de açtığımıza göre çadırımız kampa hazır. Part 3'te sizleri çadırla ilgili deneyimlerimiz ve fikirlerimiz bekliyor. Gördüğünüz gibi her kamp bir yemek istiyor. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Şişme çadırla ilk kampımız için Cumartesi Dağcıları YouTube kanalımıza bekliyoruz.